SİİT Gençlik ve Kültür Evi ile Ulusal Gençlik Parlamentosu işbirliği ile organize edilen Eurodesk Bilgilendirmesi ve Paramı Yönetebiliyorum eğitimi İbrahim Hakkı Kız Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı. SİİT Gençlik ve Kültür Eğitmeni Emin Özorpak tarafından Eurodesk Bilgilendirmesi yapıldı. Sizlerin arama fırsatlarına en hızlı şekilde ulaşmanız, sizlerin sorunlarına cevap vermek. Nasıl sorular? Mesleki olabilir. Mesleki olarak arama neler yapabiliriz? Sosyal olarak. Çok fazla duymuşsunuzdur. İşte ya benim kuzenim işte proje kapsamında Almanya'ya gitti. Benim kuzenim şuraya gitti, abim gitti. Erasmus programlarında üniversitelerden duyabilirsiniz çok fazla. Bu dönem sizler için Erasmus Plus diye yeni bir program açacak. Bu program... Gençlere aslında tüm topluma hibe dağıtıyor. Toplumda gördükleri sorunlara çözüm bulsunlar diye. Sizlerin de kafasında aslında toplumda gördüğünüz bir sorun varsa, bu soruma yönelik bir çözüm arıyorsanız, bu programlar aslında sizler için. Bu iki tane web sayfası göstermek istiyorum size önce. Nereden bu bilgilere daha hızlı ulaşabilirsiniz? Öncelikle SİİT'tesiniz, bize ulaşabilirsiniz. Bunda rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Daha sonra eğitmen Yusuf Evin tarafından paramı yönetebiliyorum eğitimi verildi. Para şu arkadaşlar, para ihtiyaçlarımızı gidermemiz için kullandığımız bir araç. Para, ihtiyaçlarımızı gidermemiz için bir araç. Hayatımızın bir parçası, kısacası para yönetimi eşittir hayat yönetimi. Paramızı yönetebiliyorsak hayatımızı da şekillendirmeyi çok iyi başarıyoruz. Türkiye'de kullandığımız 1 lira madeni paramız ve 5 liradaki alt paramız. Örnekleri sadece. Arkadaşlar, paranın 3 kolu vardır. Parayı 3 şekilde kullanabiliriz. Paylaşarak, harcama yaparak, birikim yaparak. Biz parayı 3'e ayırıyoruz. 3 kol şeklinde. Paylaşarak, harcama yaparak, birikim yaparak. Bütçe. Bütçe şu oluyor arkadaşlar. Bir bireyin aylık cebine giren parayla aylık cebinden çıkan paranın ay sonu şablonlara dökülüp hesap yapılmasıdır. Bütçe bir bireyin aylık cebine giren parayla cebinden çıkan paranın hesaplamasını yaptıktan sonra şablonlar şeklinde elinde kalan paraya diyoruz biz. SİİT Gençlik ve Kültür Evi Müdürü İdris Tan her gün farklı okullarda eğitim verdiğini söyledi. Tan, hedefimiz il merkezinde 5000 öğrenciye finansal bilinç eğitimi vermektir dedi. Merhaba, Anadolu Okulu Öğrencisi Başkanlığı SİİT Gençlik ve Kültür Evi Sorumlusu İdris Tan ben. Bugün SİİT İbrahim Hakkı Anadolu Dramatik Tez Lisesi'nde öğrencilerimize Eurodesk bilgilendirmesi ve paralel yönetimi yönetimi veriyoruz. Bu eğitimde yaklaşık bir öğrencimiz katkı sağlıyor. Bizler de bu eğitimlerimizi tüm liselerimizde gerçekleştirerek hedef sayımız olan 5000 kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Bu eğitimde bizlere destek vermekte olan RAP İdaresi Başkanlığı'nda, SİİT Valiliğinde ve Habitat Yönetişim Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Herkese saygılarımızı sunuyoruz. Hepsi harcamalarını 800 TL'ye göre şekillendirdim.